Merhaba arkadaşlar, bugün size Hashflare isimli siteyi tanıtacağım. Hashflare nedir, ne işe yarar, bize ne gibi bir kazancı var, Bitcoin ile alakalı bir kazanç sağlıyor, günlük olarak kazanç almamızı, daha doğrusu mining yani madencilik yapmamıza yarayan bir site. İlk başta siteye nasıl kayıt olacağımızı gösterelim. Ben kayıt oldum ama sizin için tekrardan nasıl kayıt olacağını göstereceğim. Çok basit zaten. Hatta Türkçe olarak karşımıza geliyor site. Gördüğünüz gibi buradan dil ayarlarını değiştirebiliyoruz. Fakat tabii ki gerek yok şu an Türkçe. Kayıta başladığımızda önce bir evet e-mail adresi bölümüne mail adresimizi yazıyoruz. Ülke olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Ülkeler mevcut zaten gördüğünüz gibi. Şifre ve tekrardan şifreyi yazıyoruz. Sonrasında doğum tarihimizi yazıyoruz. Bu bilgilerin doğru olması çok önemli. Sonuçta para kazanacağımız ve yatırım yapacağımız bir site. Kayıt olduktan sonra mail adresimize bir onaylama geliyor. Mailimizi onaylıyoruz ve kayıt olmuş oluyoruz. Kayıt olduktan sonra ise karşımıza ekranda gördüğünüz gibi bir panel çıkacak. Peki Hashflare bize ne sağlıyor? Ne işe yarıyor? Ben önce bundan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi Hashflare mining sitesidir ve birçok mining sitesi arasında en güzel kazançları sağlayan, bize güzel kar bırakan sağlam bir sitedir. Hashflare'in geçmişine değinecek olursak tahmin bildiğim kadarıyla 2016 yılından beri aktif olan bir site. Kendi mining şirketleri var. Yani madencilik, Bitcoin madencilik şirketleri var. Burada Bitcoin üreterek insanlara bu Bitcoin ürettikleri makineleri kiralatarak para kazandırıyorlar. Tabii kendilerinin de paylarını alıyorlar. Mining olayını bilmiyorsanız internette bununla ilgili birçok kaynak var. Biz kendimiz fiziksel olarak mining yapmayacağız. Yani bir mining ile madencilik makinesi almayacağız. Daha doğrusu bir işlemci almayacağız. Direkt var olan işlemciyi kiralayacağız. Kiraladığımızda da bize alacağımız güç karşılığında vereceği Bitcoin'i kendi hesabımıza aktarmış olacağız. Önce siteyi tanıyalım. Panelimize geldiğimizde ilk başta yapmamız gereken şey bir kazım gücü satın almamız lazım. Tıkladığımızda 4 farklı kazım gücü görüyoruz. SHA-256 Bitcoin madenciliği yapmak için. Script Litecoin ya da Litecoin işte neyse LTC kazımı yapmak için. ETH ve EQH da farklı madencilikler için. Tabii şu an biliyorsunuz en yaygın olarak Bitcoin mevcut. Bu yüzden biz SHA-256'ya tıklıyoruz. SHA-256'ya tıkladığımızda karşımıza alışveriş sepeti şeklinde bir şey çıkıyor. Buradan almak istediğimiz güç kadar güç alacağız. Yani mesela şimdi burada ne yazıyor? 0GHS yani 0 giga hash. Bunu 100 giga hash yaptığımızda saniye. 100 GHz yaptığımızda normalde burada fiyatı yazması lazımdı ama hemen tekrardan bakalım arkadaşlar. Evet. Şurada gördüğünüz dolar ya da BTC diyor. Yani dolar ya da Bitcoin fiyatlandırmasını görecek, gösterecek bize. Bakın 100 GHz'lik GHz'lik güç aldığımızda bize maliyeti 22 dolar. Aslında bu 1-2 günden beri zam geldi. Normalde 1 yani 10 GHz 1,5 dolardı. Fakat şimdi 2 dolar 20 sent oldu. Yani gitgide artacak çünkü biliyorsunuz Bitcoin değeri de artıyor. Bu yüzden yatırım yaparken bunu da göz önüne bulundurun. Birazcık daha bekleyeyim derseniz daha pahalı bir fiyatla karşılaşabilirsiniz. 100 GHz almak istersek ise 100 GHz getirelim. 100 GHz 22 dolar ya da 0.00
12 BTC Bitcoin oluyor. Ben bunu direkt 1 terahertzlik kuvvetle başladım. Yani 1 terahertz demek istediğim 1000 giga hash. 1 terahertz eşittir 1000 giga hash olmuş oluyor arkadaşlar. Burada terahertz mi terahash mi tam karıştırıyorum onu da. O önemli değil. Peki biz 1 terahash'lik bir kuvvet aldığımızda, yani işlem gücü aldığımızda bize ne kazandıracak? Onu konuşalım. Peki bu işlemci alıyoruz, işte şey yapıyoruz da nedir bu? Eskiden mining yaparken, yani bilgisayarlarda Bitcoin çıkartmaya başlarken çok aşırı güçlü olmasa da bilgisayarlar Bitcoin kazabiliyordunuz. Fakat şimdi bilgisayarlar çok güçlü olsa bile standart evdeki bilgisayarlarınızla bunu yapmanız pek olanak değil. Bu yüzden de şirketlerin cloud mining dedikleri, yani bulut madenciliği dedikleri olaylara başvuruyoruz. Yani internet sitelerindeki hazır olan miningleri senelik olarak ya da ömürlük olarak kiralayabiliyoruz. Fakat Hashflare'de, bizim sitemizde kiralamalar 1 senelik. Peki 1 senelik kiraladığımızda bize ne kazandıracak? Bakın. Ben 1 terahash'lik kuvvete sahibim ve bana ortalama olarak getirdiği gelir, tahmini gelir şöyle söylüyor. Bir günde 0.00014265 Bitcoin, yani şu andaki kura göre 2 dolar 48 centlik bir kazanç getiriyor. Bu bir günlük kazancımı. Bir haftalık kazancımda ise 17 dolar 39 cent değerindeki Bitcoin veriyor. 1 aylık kazançta 74.50, 6 aylık kazançta 447, 1 yıllık kazançta ise 906 dolarlık kazanç veriyor. Tabi bu gün içinde değişiyor. Bitcoin'in değeri artıyor, düşüyor. O zaman bazen bakıyorum, gün içinde bakıyorum, bu 1 yıllık kazancım 906 değil de 1120 dolara çıkabiliyor. Ya da günlük kazancım 2 dolar 48 cent değil de 2 dolar 65 cent olabiliyor. Bu Bitcoin'in gün içindeki artışı ya da düşüşüyle alakalı bir durum. Peki bize nasıl bir kazanç getirecek? Şimdi biz buradan kiralama yaptığımızda, yani buradan güç aldığımızda bize 1 senelik güç veriyor. Yani 3 günlük, 1 aylık, 5 aylık falan değil. Tam olarak 1 senelik kazanç veriyor. Ben bunu aldığımda 150 dolar aldım 1 terahertz'e. 150 dolarlık geri dönüş bana ortalama 2 ayda geri dönüş sağlıyor. Geri kalan 10 ayda ise kendi karım olmuş oluyor. Peki bunu ne yapabiliyoruz? İstersek Bitcoin olarak kendi Bitcoin Wallet'ımıza çekebiliyoruz. Ya da direkt işte BTC Türkiye, ne bileyim Coin'ime, Paribu'ya istediğiniz yere çekebilirsiniz. Ya da ben çekmeyeceğim, biriktireceğim diyorsunuz. O zaman biriken paranızla direkt burada site içinde gücünüzü arttırıp, atıyorum ne kadar birikti mesela? 30 dolarınız mı birikti? Hemen getiriyoruz buradan bakalım. 30 dolar 80 centlik bir güç alabiliyoruz. Ne kadar yani? 140 giga hash. Ben bunu direkt devam deyip alırsam 140 giga hash'i 30.80 dolar benim hesabımdan, kendi hesabımdan buraya ekleme yapabilirim. Böylece benim gücüm 1 tera hash artı 140 giga hash olur. Yani 1.14 tera hash olmuş olur. Bu şekilde ne olmuş olacak? Şimdi 1 tera hash bana günde 2.48 kazandırıyorsa, 10 tera hash günde 24 kazandıracaktır. 1.14 tera hash de buna göre farklı bir artış kazandırmış olacak. Yani birazcık 1 tera hash'ten birazcık daha kazanacak, sağlamış olacak. 3 terahertz, 5 terahertz diye artırarak kazancımızı da katlayabiliriz. Böylece ROI dedikleri, yani geri dönüşte yatırdığımız paranın ne kadarını, ne kadar zamanda alacağımız süre hem kısalıyor hem de kazancımız katlanarak artıyor. Bazı internet şeyde, YouTube'daki bazı videolarda yaklaşık 8.000-9.000 THS'lik kuvveti olan kişiler var. Adamların günlük kazançları böyle bizimkisi gibi 2,5-3 dolar falan değil de direkt böyle 1500-2000 dolarlık günlük kazançları var. Yani büyük paralarla oynuyorlar.
Sürekli de bu sitelere yatırım yapıyorlar. Peki. SHA-256 bu. Yani Bitcoin almak istiyorsak bunu kullanıyoruz. Onun dışında Script var. Script'e bakalım. Bu arada nasıl yatırım yapılır onu da göstereceğim size ama önce diğerlerini bir tanıyalım. Script'te şu an ben de tabii hiç Script gücüm yok. Almadım. İhtiyaç duymadım. Ben direkt Bitcoin üzerinden gideceğim çünkü. Ama dileyenler Litecoin kullanmak isteyenler Script'ten de alabilir. Script birazcık daha pahalı hatırladığım kadarıyla. Onun 100 mega hash'lik kuvveti, bakın 100 mega hash, tera hash'likten çok daha aşağıda. 100 mega hash'lik kuvveti $750. Ama bunun kazancı buna göre değişiyor arkadaşlar. O yüzden kendiniz karar verin. Ufaktan mesela atıyorum. SHA-256'dan aldığınız kazançları Script'e de aktarabilirsiniz. Ya da ne bileyim ETH'e aktarabilirsiniz. Bu sanırım Ethereum içindi. Ethereum da almak isteyebilirsiniz. Evet. Bakalım Ethereum mesela ne kadarmış? Ethereum'un 1000 kilo peşi ise $217'a denk geliyor. Pardon. $220'a denk geliyor. Yani SHA-256 ile yani Bitcoin ile aynı. Bununla da Ethereum kasmak istiyorsunuz. Buna da yatırım yapabilirsiniz. Diğer bölümlerine gelelim. Ha, bu da bu arada benim mesela 2 günlük kazancım. 2 günde biriken ortalama 10 günlük 14.000 ile 15.000 ile 12.000 arasında bir Bitcoin yatıyor hesabıma. Bu da 2 günlük Bitcoin kazancım. Tabi 0.0025 328. Bu da $4.5'a denk geliyor 2 günde. Bence kötü değil yaptığım yatırıma göre. 60 günde ben kazancımı, yatırdığım parayı geri çekeceğim. Onun dışındakilerin hepsi kar olacak. Bu şekilde ne yapacağım? Kazandığımı direkt çekmeyeceğim. Sürekli güç eklemesi yapacağım. Peki. Nasıl yapabiliriz? Deneyelim. Yani ben şu an almayacağım ama eğer yapmak isteseydik nasıl yapardık onu göstereceğim size. Atıyorum. Direkt 1 tera hash'lik bir kuvvet almak istiyoruz. Bize günlük 2.5-3 dolar civarında bir kazanç getirmesini istiyoruz. Bu değişkendir. Bitcoin'in artış fiyatına göre değişkendir arkadaşlar. Aslında bize günlük kazancını dolar olarak değil de bize günlük kazancı ortalama 0.00 14.265 olacak. Geldik buraya, seçtik almak istediğimiz miktarı. Devama tıklıyoruz. Bize direkt kendi adreslerini veriyorlar. Kendi adresleri bu ve bu gerçekten bu adresi bulmuyorlar. Maillere, her şeye arkadaşlar direkt cevap veriyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı olmuyor. Select Payment Method'a gelelim. Buraya geldik. Almak istediğimiz miktarı belirttik. 1 tera hash. Buradan da istersek yükseltebiliyoruz ya da azaltabiliyoruz. Bir saniye. Update diyelim. Evet. Select Payment Method'a gidiyoruz. Yani almak istediğimiz zaman Select Payment Method yani ödeme metodunu seçmemizi istiyor. Tıklıyoruz. Şimdi ne şekillerde alabiliriz? İsterseniz direkt kendi Bitcoin Wallet'ınızdan ödeyebilirsiniz. Eğer o an balansınızda yani hesabınızda yeterli para varsa o zaman bu da mavi olacaktır. Buradan seçebilirsiniz. Pay with Wire Transfer dediği arkadaşlar EFT yöntemiyle, EFT havale yöntemiyle banka hesabınızdan gönderebilirsiniz. Pay with Credit Card da derseniz kredi kartınızı ödersiniz ya da Payeer ile ödeyebilirsiniz. Ben açıkçası alırken kredi kartıyla ödedim. Kredi kartıyla alırken aslında kredi kartı değil de internet alışverişini, yurt dışındaki internet alışverişini açık bankamatik kartınızla da alabilirsiniz. İlla kredi kartı olmasına gerek yok. Diyor ki fakat yani almanız için size bir koşulu var. Bu kredi kartınızın ya da bankamatik kartınızın 3D Secure Enabled olması, yani 3D Secure olayı açık olması lazım. Hani internetten alışveriş yapmışsınız, bazen bir sayfa açılıyor. Orada size bir şifre geliyor telefonunuza, SMS geliyor. Oraya giriyorsunuz, öyle onaylıyorsunuz. Bunun aktif olması lazım. Aktif değilse direkt bunu internet bankacılığından ya da şubenizi arayarak da aktif edebiliyorsunuz. Onun dışında farklı bir şey istemiyor bizden. Direkt dolar hesabı, euro hesabı ayrı ayrı olmasına gerek yok. Buradan $150, $200 çekiyorsa o otomatikman bankanız aracılığıyla Türk lirasına çevrilir. Sizi hesabınızdan Türk lirası olarak çekilecektir. Onaylıyorsunuz.
Onaylıyorsunuz, confirm diyorsunuz. Ve confirm'e geldikten sonra sizden kredi kartı bilgilerinizi istiyor. Onların hepsini tek tek dolduruyorsunuz. Aynen internetten alışveriş yapar gibi bilgilerinizi dolduruyorsunuz. İşte ön taraftaki 16 haneli ad, soyad, son kullanım tarihi ve arkasındaki CVV kodu, yani 3 haneli kodu da kullanıyorsunuz. Ve ödemeye basıyorsunuz. Ortalama 24 saat gibi bir zamanda hesabınıza aktif olarak geliyor. Geldikten sonra da arkadaşlar direkt server saatiyle, Türkiye saatiyle saat 4'te, ertesi gün saat 4, yani öğlen 4'te ilk kazancınız hesabınıza yansıyor. Her gün saat 4'te otomatik olarak kazancınız hesabınıza yansıyor. Bu kazançlarınızı isterseniz direkt para olarak çekebilirsiniz. Peki nasıl çekebiliriz parayı hesabımıza? Mesela burada ne var? 25.328 var. Para çekiyoruz ama tabii bunun da bir minimum çekim limiti var. O da 0.001 Bitcoin olması lazım. Para çeke tıkladığımız zaman burada şu an sistem güncellemesi yapıyorlar ama o olduktan sonra da zaten normal yeni çekimlere o şekilde devam edebileceksiniz. Para çeki geldikten sonra Bitcoin hesabınıza parayı çekebiliyorsunuz. Direkt Bitcoin Wallet'ınızı vererek çekebilirsiniz. Yatırım yap bölümüne geldiğimizde ise ne görüyoruz? Bakın. Şimdi 3 tane seçenek olacak arkadaşlar. Don't reinvest, reinvest inşa 256, reinvest in script. Yani kazandığımız paraların otomatik olarak gücümüzü yükseltmesini istiyorsak eğer, o zaman reinvest inşa'ya tıklayıp kaydete basıyoruz. Kazandığımız paranın otomatik olarak script'e yatmasını istiyorsak o zaman bunu seçiyoruz, kaydete basıyoruz. Kazandığımız para benim hesabımda biriksin, hiçbir şey olmasın. Ben sonra param birikince ne yapacağımı karar veririm, ister çekerim, ister gücümü yükseltirim diyorsanız da o zaman don't reinvest deyip kaydete basıyoruz. Yani don't reinvest, yeniden yatırım yapma demek arkadaşlar. Bu yüzden bunu ilk üye olduğunuzda istediğiniz şekilde kaydetmeniz sizin yararınız olacaktır. Bunun dışında göstereceğim şey kontrol panelimize gelelim. Kontrol panelimize geldiğimizde normalde sizin karşılaşacağınız pencere bundan birazcık daha farklı olabilir. Ben bunun için Google Chrome'a, Google Chrome'un bir ek şeyi var, Hashfire. Direkt uzantı olarak ekliyorsunuz ve size çok daha detaylı bilgi verebiliyor bununla ilgili. İşte günlük kazancınızı grafiklerle gösteriyor. Yatırdığınız, bakın ben 1 TL hash'i 150 dolar almış şu an, 220 dolar fiyatı. Geri çektiğim şeylerini falan, her şeyi, bütün bilgileri buradan gösteriyor. Kontrol panelimize geldiğimizde arkadaşlar havuzlar var. Yani havuzlar, bakalım neymiş. Hemen bu yüklediğim uzantının ekstra şeyi. Bu sizde gözükmeyecek ama ekstra da uzantıyı daha sonradan yüklersiniz. Havuzlara bakalım. Havuzların bize getirisi ne? Ne işe yarıyor? Tıklıyoruz. Şimdi bakın. İstediğiniz kadar havuz ekleyebiliyorsunuz. Öncelikle bunu bilin. Havuz ne işe yarıyor? Havuz arkadaşlar mining'i, yani madenciliğin yapılacağı bölümü seçiyor. En büyük, en geniş havuz hangisi? Mesela ben aslında normalde 3 taneydi. Bir tane havuzu azalttım. 2 havuza düştüm. Bir tane daha eklersek, mesela rastgele bir tane ekledi. O zaman böyle yaptığımda arkadaşlar hepsi oranlarını değiştirebiliyorsunuz istediğinize göre. Bakın Antpool %49, BTC China %25, BV.com'da %26. Yani burada en çok gücü sarf edeceği bölümünü ayırıyorsun. Antpool'dan %50'lik bir güç harca diyorsun. Ondan daha çok mining yapıyor. BTC China'dan %25, BV'den de %26 yapıyor. İsterseniz bu havuz sayısını azaltıp %50-50 de yapabilirsiniz. İsterseniz 4 tane de havuz ekleyebilirsiniz. Yani bu size kalmış. Bu şekilde havuz ekleyerek ya da çıkartarak yapabiliyorsunuz. Neler var peki havuzlarımızda? BTC China, bv.com/f2pool, Antpool var. Bunları ben Antpool geniş bir havuz kitlesine sahip. Bakalım burada hangisinin arttığını, hangisinin şans oranının yüksek olduğunu bakarak havuzlarınızı kafanıza göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben Antpool büyük bir orana sahip
olduğu için onu seçiyorum. Ve gerisinde de diğerinde de rastgele BTC China seçili. Bakalım bendeki de BTC China mı? BTC.com var. BTC Tab var. BTC China düşüşteymiş mesela. Onu bakalım BTC.com burada var mıydı? BTC.com yok. BTC China kalsın, böyle bir şey. Bir şey olmaz. Bu şekilde havuzunuzu da değiştirebiliyorsunuz. Bu sizin kazançlarınızda ufak değişiklikler yapabilir. Biraz daha yüksek olabilir, daha düşük olabilir. Durumunuza göre değişiyor. Bütün havuzlar, bütün bakiye şeylerinde, bütün para birimlerinde var. Her biri için farklı havuz da olabilir. Bazılarının aynı havuz olabilir, bazılarının olmayabilir. Bu size kalmış, havuzlarınızı ekleyip tekrarlamak. Geçmişte ise, geçmiş bölümünde yaptığınız işlemler gözüküyor arkadaşlar. Ne kadar yatırım yapıyorsunuz, ne kadar yapmışsınız. Bu size kalmış. Referanslar bölümünde referans linki var. Yaptığınız üyelerden size yaptıkları yatırımlardan komisyon veriyor. Bunun dışında debit kart grubunun reklamı. Avatarınızı buradan düzenleyebiliyorsunuz. Kazançları güzel arkadaşlar. Ben tavsiye ederim. Piyasada birkaç tane mining var güvenilir olan. Genesis diye var. O da iyi. Onun dışında hash Play. Ben sistemini de beğeniyorum. Etraftaki oranları, reklamları, videoları daha güven verici geliyor bana. Diğerleri güvensiz demiyorum. Ama hepsi güvenli. Para çekmek istediğinizde arkadaşlar, tabii sizden Bitcoin adresinizi isteyecek. Ben daha eklemedim. Fakat Bitcoin adresinizi eklediğinizde, eğer değiştirmek isterseniz, şimdi ayarlardan geldim buradan. Buradan mail adresinizi, her şeyinizi değiştirebiliyorsunuz. Bitcoin adresinizi buraya ekliyorsunuz. Fakat Bitcoin adresinizi değiştirmek isterseniz, daha önceki Bitcoin adresinizi değiştirmek isterseniz 2 hafta boyunca para çekemezsiniz. Diyor ki changing your wallet address will temporarily block withdrawals. Diyor ki cüzdan adresinizi değiştirmek geçici olarak çekim işlemini bloklayacaktır. 2 hafta boyunca güvenlik durumlarından dolayı, güvenlik önlemlerinden dolayı bloklayacaktır. Bu yüzden cüzdanınızı yazarken emin olun doğru yazdığınıza ve hangi cüzdanınızı kullanıyorsanız onu yazın. Bitcoin için Bitcoin cüzdanını kullanacaksınız. Ethereum için Ethereum cüzdanınızı kullanacaksınız. Bunları zaten mining işine girmek istiyorsanız bilmeniz lazım. Bunun dışında arkadaşlar Facebook grubumuz var. Ona ekleyeceğim alta. Aşağıda görebileceksiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Umarım elimden geldiğince detaylı anlatabilmişimdir. Bu arada şurada da sürekli arkadaşlar güncellenen, yani her şeyle ilgili bir sorun olduğu zaman hemen burada direkt sevgili kullanıcılar şöyle şöyle şu sorun var, bu var diye bütün her şeyi bize açıklıyorlar. Mesela Ezra şunu diyelim, burada ne yazıyor, diyor ki çalışmalar diyor, yani şey, hesaplarınıza yatacak olan paralar gece 12 ile server saatine göre 1 arasında olacaktır. İşte mesela ne demiş, hesabınızdaki paraları başarılı bir şekilde çekilmek için Bitcoin cüzdan adresinizi profilinize eklemek isteyebilirsiniz tarzında sözler söylemiş. Sürekli bir bilgilendirme var. Üyelerle ilgilenmeleri güzel, insana güven sağlıyor. Bu yüzden arkadaşlar siz de ufaktan buraya girip yatırım yapabilirsiniz. Tabii hiçbir sistemin güven kesinliği yoktur. Her sistemin bir riski vardır. Burası da asla bitmeyecek, batmayacak, patlamayacak diyemeyiz. Fakat internette birazcık daha araştırırsanız çok güzel kazançlar göreceksiniz bu siteyle ilgili. O yüzden hazır Bitcoin'de güzel bir kazanç getiriyorken niye bunu fırsata çevirmeyelim? Hepinizin kazanmasını isterim. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.